Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi e, ekranda bir yazı belirdi. Bir yazı daha belirdi. Yok o yazı sonra belirsin. Bu yazı önce belirsin arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu videoda kesinlikle ve kesinlikle size bir kap hediye edeceğim. Belki de siz bu videoyu izlerken kap çoktan yapılmış bitmiş olacaktır. O yüzden öncelikle sizlerden bu videoya beğeni rica edeceğim. Çünkü kanalımıza ciddi saldırılar var. Kanalımız sizlerin desteğiyle katkısıyla büyürken birilerinin zoruna gidiyor. Biz de bu zora gitmeyi birlikte aşmak için sizlerden bir şey rica ediyoruz. İnşallah ricamızı kırmayın. Şimdi MHYB bildi köşemizin ilk kısmında Lacazette Lyon ile imzaladı var. Alexander Lacazette eski takımı Olympique Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Biliyorsunuz Arsenal'den sözleşmesini yenilemediği için e, ayrılan Olympique Lyon'a transfer olmuş. 31 yaşındaki forvette 3 yıllık sözleşme. Arsenal'de 5 yıl önce 46.5 milyon sterlin bonserviste transfer olmuştu. Tüm kulvarlarda 206 maçta 71 gol atmıştı. Ligi 8. sırada bitiren Lyon. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek. Tabi burada önemli olan şey şuydu. La Gazeti bize yazmalarıydı. Ee, ve hani bunun sonucunda da olaylar bu şekilde gelişti arkadaşlar. Yani bir dev <laughs> bir dev gitmiş oldu gitmiş oldu derken en azından bizim transfer listesinden. Yine bir dev, iptal olan bir devden de bahsedeyim. Liverpool sözleşmesi sona erecek olan Divock Origi ile yeni bir sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı. Nasıl Lacazette için Lyon dediysem Origi için de Milan diyorum. Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı hep birlikte izleyelim. Fenerbahçe'ye sen dön hocam. Fenerbahçe'den bize duyum ver. Boş ver Lyon'u. Tamam oldu bitti. Fenerbahçe'de son iddia Tiquinho. Şimdi Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Suarez'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye öne sürüldüğü işte Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü demiş. %100 doğru. Evet bu duyum doğru. Hemen her gün farklı bir golcünün adı Fenerbahçe'nin anlıyor. Şimdi Tiquinho Suarez Olympiakos'un golcüsü menajerler tarafından sarılacı vertilere önerildi. 31 yaşındaki oyuncu artık ayrılmak istediğini belirtmiş. Yönetim ise üst düzey bir forvet transfer etmek istiyormuş. Mikuwenyo geçen sezon 47 maçta 14 gol attı diyor. Şimdi arkadaşlar 14 golü yanlış anladınız. Nasıl yanlış anladınız? Ve e, maç sayısını yanlış anladınız. Önce onu söyleyeyim. Şimdi oyuncu 31 yaşında. 4,5 milyon euro piyasa değeri var ama geçen sezonun başında aldılar. Arkadaş, totalde yani totalde 47 maç ancak 2400 dakika süre. Yani 2400 dakika süre arkadaşlar. Yaklaşık 26 maç oynuyor. 14 gole imza atıyor. Yani 26 maçta 14 gol gibi düşünün. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 gol herhalde. 3'ü de bizedir. Yunan Kupası'nda falan şeyler var. Ee, falan filan işte. Kariyerli bir oyuncu. 31 yaşında olması bir dezavantaj. 1.87 boyunda önerildi bize ama şu an için hani nasıl diyeyim size şarjördeki isimlerden bir tanesi diyeyim ama ben çok sıcak bakmıyorum olacağına. Fenerbahçe'den Doğukan Sinik hamlesi. Zaten bu haber gelmeseydi şaşırırdım. Niye Fenerbahçe yönetimi Doğukan Sinik için Jorge Jesus'tan onayı aldı ve harekete geçti? A milli takım Litvanya karşı şov yapan Doğukan Silik Fenerbahçe'nin yeniden gündeminde Antarespor Antalya 23 yaşında yıldız oyuncularla görüşmelere başladı diyor. Fenerbahçe'den teklif. Şimdi ben şeyi merak ediyorum ne kadar diye. 2 milyon euro bon servis sonraki satıştan da %20 pay önermişiz. Burak Kapacak da teklifin içinde yer aldı diyor haberde. Şimdilik bu haber doğru değil. Çünkü başkanlar görüşecek. Ali Koç da Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin bir araya gelip e, görüşme gerçekleştirecekler. Listede Bünyamin de var diyor. Antalya'nın sahibi Bünyamin Balcı da listede yer alıyor diyor ama bu doğru değil. Yönetim yerli rotasyon açısından Bünyamin'e transfer etmek istiyor. Genç futbolcuyu kadroya katmak için ufak bir bonservis bedeliyle takaslıyor. Şimdi Doğukan için bir şey diyemem. Evet düşünülüyordur. 2 milyon euro artı 1-2 futbolcu düşünülüyordur. Hiçbir şey demem ama ee, yani görüşmeler biraz ileride ya yani görüşmeler biraz ileride onu da söyleyeyim fakat bugün itibariyle söylüyorum doğukan sinia da bingöl Balcı'ya da sıfır ihtimal veririm İki unyu suar e yüzde on veririm origiye sıfır lakazet zaten gitti ben bunları belirteyim arkadaşlar sonra demeyin bana hocam bize niye duyum verirken yüzde vermedin diye. Fenerbahçe'de rüya kadro için operasyon. Bence en güzel haberler şimdi geliyor. Uzun bir haber ama kısaltmam lazım. Şimdi Jesus'un eline yıldızlarla dolu bir kadro vermek için Fenerbahçe paçaları sıvadı. Yani ilk etapta sol bek, defansif orta saha, korvet takviyesi yapılmak isteniliyor. Her bölge için alternatifler diyor. Ama sol beki artık herkes Marcelo bekliyor. Orta sahaya William Carvalho bekliyor. Forvet'e Gabi gol bekleniliyor. Bir numaralı aday olarak. Ama her pozisyon için B planı, C planı, D planı, E planı var. Şimdi Jesus 3 bölgeye transfer istedi. 19-20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi eleme turu var. Fenerbahçe'de hedef bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Okey. Burada hem fikiriz. Şimdi bir numaralı Marcelo diyor. Real Madrid'den ayrıldı. Katar'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Roberto Carlos, Alex de Souza etmen. Bu yakın diyor. Liste başı Carvalho. Arkadaşlar kısaltıyorum bilginiz olsun. Hani Jesus istiyor. Eee Carvalho İspanya'daki bir Ceballos tra transferi için Portekiz Yıldız'ı satmaya sıcak. Talep ettikleri rakam 8. Fenerbahçe'nin verdiği vermek istediği 5 diyor. Fenerbahçe 4'ün üstüne çıkmıyor. Onu da belirteyim. Agustin son kiralanabilir. Fenerbahçe'nin adı anılan diğer futbolcu Agustin sormuş. Sevilla'dan 28 yaşındaki oyuncu. Kiralık olarak gitmeye hazır. Geçiniz. Orta saha B planı Alex Kral. Ee, Alex Kral'la ilgili benim net bir duyumum var. Şunu vereyim ekrana. Alex Kral'la ilgili %100 bir duyuma sahibim. Şimdi bunu verip vermemekte çok tereddüt çünkü son günlerde abone arkadaşlarımız videoları az beğeniyorlar. Az yorum atıyorlar. O yüzden de az duyum veriyordum ama sanki biraz artış var gibi çağrımızdan sonra. Alex Kral için sordurdum. Dediler ki Alex Kral'ın gelme ihtimali 1. Crespo yüksek bedelle giderse ihtimal yüksek. 2 orta sahadan bir isim yüksek bedelle giderse gelme ihtimali yüksek 2. 3 Mesut Sosa, Gustavo, Ozan ve Zayt. 5'i birden giderse gitme ihtimali gelme ihtimali yüksek diye. E bu şartlara baktığım zaman da gelme ihtimali yüksek görmüyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Ya 5 milyon euro'ya satacak ya kiralayacak diyor ama o kadar ucuza satmayacaklar. E bu haberlerdeki o kadar az değil. Gabigol hayal ediyor. Gabriel Barbosa biliyorsunuz Fenerbahçe'de Cesus da yeniden bir araya gelmeyi çok istiyor. Portekizli teknik adam da istiyor. Ama sıkıntı zor görev Mitrovic diyor. Mitrovic ismine hiç açmıyorum. Siz de sakın açmayın. Bu isim gerçeği yansıtmıyor. Şimdi hocam gabigolü e verirler mi ya? Allah aşkına adamlar... E Hani Flamengo iyice gıcık olmuştur diyeceksiniz. Ben size Flamengo ile ilgili bir son dakika vereyim. Paulo Souza. Flamengo ile yolların ayrılması gündemdeydi. Hatta çok sıcak gelişmeydi. Ben bu haberi 9 Haziran'da hazırladım. 10 Haziran'da şimdi sizler izliyorsunuz. Saat kaçta izliyorsunuz bilmiyorum ama belki de bu saatlerde yollar ayrılmış olacak. Sonra demeyin ha adamlar kap yaptıktan sonra ben de veririm diye. Yani bu görevden alınma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Şimdi Flamengo demişken aklıma geldi. Fenerbahçe ile adanılan bir isim var. Flamengo'da. Bruno Henrique. Şimdi Bruno Henrique Bragantino maçı kadrosuna alınmamış. Ve Flamengo taraftarları Bruno Henrique nerede diye sormuşlar. Ve bizim duyumcu arkadaşlar hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur diye e, ortalığı ayağa kaldırmışlar. Ancak işin aslı başka. Çünkü Bruno Henrique kart cezalısı. Yani arkadaşlar tamam. Oturduğunuz yerden tweet atıp duyum veriyorsunuz. Kendinizce e, ahkam kesiyorsunuz, ediyorsunuz ama biraz da düşünmenizde fayda var. Yani lan adam niye alınmadı ki acaba? Demekte de fayda var. Değil mi? Yoksa yani rezil olma ihtimali olabiliyor işin içinde. Marcelo demişken Marcelo'yu unuttum. Marcelo'ya ilgili de bir şeyler söylemem lazımdı. Yani e, Marcelo'nun ilgili bir şeyler söylemem lazım. Marcelo'nun menajeri. Türkiye'den iki kulüple görüşüyoruz. Oyuncumuz sıcak bakıyor demiş. İki kulüpten biri Trabzonspor olabilir. Evet. Doğru ama oraya sıcak bakmıyorlar. Tamam mı? Eee Ama Fenerbahçe'nin teklifine yani Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyorlar. İnşallah da bu olacak arkadaşlar. Yani kaçarı yok. Açık söyleyeyim ben Marcelo ilgili artık hani buradan döneceğini sanmıyorum demek için bilmiyorum bu çok sıkıntılı ama inşallah Marcelo kapı bekliyorum diyeyim ya. Yani inşallah Marcelo kapı bekliyorum. Yani i̇nşallah Marcelo kapı bekliyorum. Bu kap 1. Bu kap 1. Beklediğim kap 1. Sonra diyorlar ki ya işte videonun içeriğiyle başlık uymuyor. Ya siz videoyu izlemeden videoyu izlemeden ya da videoyu 35 saniye izleyip kapattıktan sonra başlıktan uyuşmuyor derseniz engeli yersiniz. Bir daha da yorum yapamazsınız. Yapmayın da zaten. Şimdi Roberto Carlos ya hocam ya Marcelo Fenerbahçe'ye yatmaya geliyor. O yaşta futbolcu ölür. Hiçbir şey yapamaz. Lan Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldiğinde yaşı kaçtı? 34'tü. Marcelo'nun şu anda yaşı kaç? 34. Yani yaşlı futbolcu Roberto Carlos yaşlı Zico'ya gelmişti. Şimdi yaşlı Marcelo, yaşlı Jesus'a gelecek. Yani Jorge Jesus onay verdiyse size bana susmak düşer. Şimdi bir de Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir forvet var. Erison. Dikkat edin arkadaşlar. Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönmüş durumda. Brezilyalılar. Portekizliler. Yani o ekol. Değil mi? Bir de savunmaya şey alırsak işte Güney Amerikalı birine müthiş olur. Erison Botafogo'nun 23 yaşındaki forveti Erison. Saat Türkiye saatinden birde oynanacak maçın. Daha doğrusu oynanıp bitti şu ana kadar. E, kamp kadrosunda olmasına rağmen maçın kadrosuna alınmamış. Taraftarlar tepki halindeymiş. Neden kadrosu da olmadığına dair de bir açıklama yok deniliyor arkadaşlar. Şimdi bakınız Erison kışın transfer edilen çok çok yetenekli bir topçu. 23 yaşında ancak bak ancak diyorum. 1.80 boyunda. Hatta size bir şey söyleyeyim belki Yeni bir gol olacak olmaya aday bir futbolcu. 200 bin euroya aldılar devre arası. Ancak 21 maç 13 gol 3 asist. 1318 dakikada. Bakın 1318 dakika. Hemen hesap makinesi açalım. 1318 böl 13 gol edesen 101 dakikada bir gol katkısı. 1318'i böl 13 artı 3 16 yani toplam gol katkısı 82 dakikada bir gol katkısı 83 dakikada bir gol katkısı ve bu çocuğun yaşı 23 ya hocam o kadar çok iyi olsaydı sana bana bırakmazlardı arkadaşım transfer market değeri bir buçuk milyon euro bu arada arkadaşlar ben şu anda maç 2-0 bitti mi ya şu anda maç oynanılıyor. Uh. Palmeiras şu anda 1-0 önde maçta devam ediyor. dursun öyle kenarda. Yani bilginiz olsun. Niye kadroda olmadığına dair bilgi yokmuş. Biz görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ha belki Gabigol'ü alamayacağız. Ama fakir Gabigol'ünü alırız biz de. Şimdi fakir Gabigolü demişken gelelim fakir Taliska'sına. Taliska Fenerbahçe'de desem, kap yapıyorum desem şöyle yapıp, yakıp söndürsem şunu yakıp söndürsem hatta desem ki şunu şöyle verip arkadaşlar bakın şimdi geldik önemli kısma. Fenerbahçe'miz Portekiz'den Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique için resmi görüşmelere başlamıştı. Biz bunun duyumunu verelim üyelere birkaç gün oluyor. Belki de bir hafta oluyor. Birkaç gün oluyor diyelim biz yine de efendiliği mütevaziliği elden bırakmayalım. Ve biz resmi görüşmelere başladığımızın haberi 9 Haziran'da e, Twitter'da ya Sabuncuoğlu tarafından verildi. Fenerbahçe resmi görüşmelere başladı diye. Hatırlayın. Kanalda, hatta kanaldaki videolardan hatırlayın arkadaşlar. Boş verin üyelere. Üyelere bir, bir hafta önce bir ay önce neyse verdik ama siz kendinizi bir hatırlayın bakalım. Ne zaman verdik size duyumu. Şimdi Louis şey, ee, Lincoln Lincoln iyi bir futbolcu. 5 milyon euro piyasa değeri var. 1.78 boyunda. 7 Kasım 98 doğumlu. 23 yaşında 10 numara. Daha önce hatırlarsınız arkadaşlar. Totalde 44 maça çıkıp 7 gol 10 asisti var. 3578 dakikada. Yani yaklaşık 40 maçta 7 gol 10 asisti var. Lincoln ve ee, Lincoln 19 yaşındayken Çaykur Rizespor'da yarım sezonluğuna kiralık gelip 18 maçta 2 gol 3 asist yapmıştım. Ligimizi de az buçuk tanıyor. Şimdi oyuncunun skills videosunu izledim ben. Oyuncunun skills videosunu ben izlediğim zaman birçok arkadaşım şunu söylüyor tamam o zaman o iş tamam. O zaman kap hayırlı olsun diye. Estağfurullah. Yani benim izlememle ne alakası var ama şu var. Oyuncu yılan gibi bir oyuncu. Gerçekten ligimizin içinden geçebilecek bir oyuncu. Attığı paslarla ligin kaderini değiştirebilecek oyuncu. Kanatta oynatabilirsin. Hücumsal oynatabilirsin. Forvet arkası oynatabilirsin. Gizli forvet oynatabilirsin. Yani eğer tahminim, futbol görüşüm tutarsa bu çocuk Fenerbahçe'de gerçekten çok çok iyi yerlere gelebilir. Hocam biz de Portekiz Ligi'ne yöneldik. Biz de işte Jesus'u esas bir teknik direktör zannediyorduk. İşi gücü yokmuş ancak Brezilya ile Portekiz'den. Lan biz bunu yıllardır bekliyoruz. Biz bunu yıllardır bekliyoruz. Gidiyorlar bilmem Tanzanyalı. Gidiyorlar bilmem Faslı, Cezayirli. Lan Fenerbahçe'nin genetiği Brezilya. Ben şunu söyleyeyim. Siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde belki de Lincoln'ün kapı gelmiş olacak. Belki de. Yani şu an ben bu videoyu çekerken %99.9 her konuda anlaşıldı kulübüyle. Kendisiyle de hemen hemen her konuda anlaşıldı. Ve 5 milyon euro yazıyor ya orada. Siz transfer bedeline bir bakın bakalım kaç milyon euro vereceğiz. İnanılmaz bir bedel vereceğiz bu çocuk için. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Hocam hülle mi yaptık diyeceksiniz. O derece bir bedel vereceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve dediğim gibi inşallah Allah'tan bir mani gelmez. Size karşı da mahcup olmam ve siz bu videoyu izlerken belki de kap yapılmış olur. Hocam peki bu çocuk gerçekten çok mu iyi? Hani skills videosunu izledin diyorsun da kısa videolardan ne çıkardın? Bak. İstatistiklerine bakalım. 32 maç 5 gol 6 asist. Bu lig. Portekiz ligi. Kupayı payı çıktık. 32 maç 5 gol 6 asist. 9.95 toplam asist beklentisi. Yani 3-4 tanesini murdar etmişler. 33.9 isabetli pas. Maç başına herhalde 2.1 isabetli uzun pas, 1.71 kilit pas, şut pası, 2.49 top kesme. Yani hem defansif hem ofansif aksiyonları çok yüksek. Benim Skits videosu izlediğim Skits videosunda gerçekten asistlik pası çok fazla. Yani hani bir laf vardır ya Samat Dayı bile adam eder diye. Gerçekten Samat Dayı bile adam edebilecek tipte bir oyuncu. Yani Gerçekten böyle bir oyuncu. Şutları etkili. Tam fakir taliskası. Al yıldızlaştır taliska niyetine sat futbolcusu. Haberiniz olsun. Ve ee, oyuncunun temsilcisi. Siz bu videoyu muhtemelen 10 Haziran'da izleyeceksiniz. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'da. Oyuncunun temsilcisi İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşüyor. <laughs> oyuncunun kendi de görüştü. Ee, biz hemen hemen her konuda anlaştığımız için sadece temsilci imzaya geldi desem herhalde yalan söylemiş olmam. Yani uzun lafın kısası Lincoln Fenerbahçe'de desem herhalde yalan söylemiş olmam. İnşallah küçük detaylardan bu transfer iptal olmaz. Size karşı da mahcup olmam. Ve Fenerbahçe ile Lincoln her konuda anlaştı. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hocam o gelirse şu ne olacak? Hocam bu gelirse bu ne olacak? Hocam şu olursa bu ne olacak? Bana ne ya kim ne oluyorsa olsun. Kim ne oluyorsa olsun herkes adam olsun. Herkes adam olsun. Kim ne oluyorsa olsun. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu transfer inşallah Fenerbahçe'nin makus talihinde çevirebilecek e, kalitede güzel bir transfer Allah hayırını mübarek eylesin. İnşallah Allah utandırmasın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim bu kısımda aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu beğendiniz. 2 tane kap kim hocam? Açıkladık o kadar. Tekrarını izleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.